Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Google Play desteği olmayan, yani Play Store desteği olmayan Huawei telefonlara uygulama nasıl yüklenir? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi birkaç yıl önce Huawei ve Google şirketleri arasında bazı sorunlar yaşandı ve Google Huawei telefonlara desteğini çektiğini resmi olarak duyurdu. Huawei buna çözüm olarak kendi yani yeni versiyon yeni satışa sunduğu telefonların içine gömülü olarak AppGallery adında bir uygulama mağazası geliştirip kullanıcılarına sundu. Fakat bu mağaza zengin olmasına zengin. Fakat Play Store kadar, Google Play kadar zengin değil. Yani genel uygulamaları buradan bulup indirebilirsiniz. Yani herhangi bir mağduriyet yaşamazsınız. Fakat işte bazı uygulamalar tabii ki o galeri içinde yok. O mağaza içinde yok. Peki bu durumda ne yapacağız? Bunun için yapmamız gereken normal Google'dan aratıp APK dosyası şeklinde telefonumuza indirip gerekli izinleri verip indirip kurabiliriz arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz siz de AppGallery'de olmayan uygulamayı telefonunuza indirip APK uzantılı olarak indirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Android platformuna indireceğiniz uygulamaların uzantısı APK'dir arkadaşlar. Yani bir programın Android telefona uyumlu bir uygulamanın Android telefona uyumlu olup olmadığını sonunda örneğin Twitter.apk diye bir programla karşılaşmışsanız eğer bu Android platformu için geliştirilmiş bir uzantıdır arkadaşlar. Sadece Android platformuna kurabilirsiniz. Şimdi size örnek olması açısından Twitter uygulamasını APK olarak normal Google tarayıcımızdan indirip kurmayı anlatacağım. Bunun için öncelikle normal arama motorumuza giriyoruz. Twitter APK diyoruz. Gördüğünüz gibi birçok site Twitter uygulamasını APK olarak indirilebilir haliyle gösteriyor bize arkadaşlar. Biz burada şu siteyi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu site Android platformlar için gerekli APK uzantılı uygulamaları, programları bizlere sunuyor. Burada gördüğünüz gibi yeşil bir buton var. Burada ne diyor? Ücretsiz indirme diyor. Bu yeşil butona tıklıyoruz ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta ücretsiz APK indir diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Android ne diyor? Bu türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir. Yine de Twitter uygulamasını APK uygulamasını dosyaya saklamak istiyor musunuz diyor. Bu arkadaşlar genel bir uyarıdır. Tabii ki siz her önünüze gelen sitede uygulama indirip APK uzantılı uygulama indirip yüklemeyin. Dünya genelinde isim yapmış siteleri bu
bulun ve bunun içinden APK dosyaları indirin. Ben bu siteden daha önceden birkaç uygulama indirdim. Herhangi bir sorun yaşamadığım için buna güveniyorum ve alttaki tamam yazısının üzerine tıklayarak indirmeyi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda evet indirme sayacını gördük ve şu anda indirildi ve en aşağıda gördüğünüz gibi Twitter 8.84 APK indirildi. Aç yazan yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diye bize soruyor. Bunun için de izin istiyor arkadaşlar. Gerekli izinleri vermemiz gerekiyor. Yükle diyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Benim telefonum içinde gömülü bir şekilde virüs programı olduğu için yüklenmeden önce bir virüs taraması yapılıyor ve güvenli, gördüğünüz gibi güvenli olduğunu söylüyor ve sağ alt köşede aç yazan yere tıklayıp evet Twitter uygulamamızı gördüğünüz gibi telefonumuza kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eski versiyon Huawei kullanıcıları için bunu uygulamanıza gerek yok. Çünkü eski versiyon Huawei telefonlarda zaten Play Store yani Google Play zaten gömülü olarak geliyor. Yani bu son çıkan telefonlarda ise maalesef Google Play desteğini çekmiş durumda. Google desteğini çekmiş durumda. Tabi 2021 itibariyle Huawei kendi işletim sistemini yazdı. 2021 ve sonrası alacağınız Huawei telefonlarda zaten kendi artık Android değil de kendi işletim sistemini kurup satıyor arkadaşlar. Yani bu şekil olması daha iyi. Sonuçta bir telefonun sadece bir platforma bağlı kalması gerçekten bir tekelciliğe yol açmış durumda. Huawei telefonlarda bu sorun inşallah önümüzdeki yıllarda tamamen çözülecektir. Bu soruyu arkadaşlar yorumlarda birkaç kişi sormuştu. Onlara cevaben ve siz takipçilerime bilgi amaçlı çektim. Umarım işinize yarar. Bununla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu yararlı bulduysanız videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.